Korkma. Benim. Ne işin var senin burada? Süheyya abla gelsin de gör gününü. Bunları toplamıştım ama... Kızdın bana. Tamam. Ama sen de orada öyle üstüme gelince... ben ne diyeceğimi bilemedim. Ben biraz man kafayım, kabul. Ama ne olur küsme bana. Bak sen de yüzüme bakmazsan ben hepten kimsesiz kalırım. Öksüz değilsin, yetim değilsin. Ardına düşenin kıymetini bilmiyorsun sen. Biz birbirimizin kıymetini bilsek yetmez mi? Bana bak. Benim için dünya bir yana, sen öbür yana Zehra. Eğer sen de tamam dersen yuvamda, ailemde sen ol istiyorum. Orhan, ne diyorsun sen? Bir benim ol diyorum. Namusum ol istiyorum. Olmaz. Olmaz, nasıl olsun ki? Hiçbir hamam temizlemez benim kirli pasımı. Ancak sana acı veririm ben. Biz sevdamızla her şeyi temize çekeceğiz. Sahi mi? Nasıl yapacağız peki? Öldürürler ikimizi de. Öğrendikleri anda ikimizin de alnının ortasından vururlar. Kaçarız. Kendimize yeni bir hayat kurarız. Hem sen demiyor muydun bu yılandan nasıl kurtulacağız diye? Uzağa, çok uzaklara gideriz. Adımızı, izimizi sileriz. Ne diyeceğim bilemedim ki. Bu söylediklerini rüyamda görsem inanamazdım. Bir yuvam olmadan ölüp gideceğim derken... Artık biz birbirimizin her şeyiyiz. Kızlar, şu Hüseyin'i gördünüz mü? Daha iyi bence. Kız, Sevim nerede? Bana fal bakacaktı. Müşterisi geldi abla. Aa. Ha. E kim bakacak bana? Ha. Kız Nilay, şunu iki şey sallasana. Sanıyorsunuz lan? Millete ayakta mı uçuyorsunuz siz? Karışma sen. Ulan sen aklını mı kaçırdın lan? Ha? Ha cami duvarına işemişsin, ha yılanın haremine uçkur çözmüşsün lan. Herif hepimiz lan. Ne oluyor abla? Deli olacağım. Ana, bunlar içeride fanfini finfon yapıyor. Lan ne kahpe karısın lan sen? Sakın! Senin ne haddin olan benim elimi ayağımı tutmak dünkü. Bitti ulan senin işin. Bitti. Buradan. Bana bak, doğru konuş. Sen doğru konuş. Sen öğreneceksin doğruyu yanlışı önce. Hele yılan bir duysun. Kadınla uzattığın elini, adını andığın dilini koparıp itlere atmazsa şerefsize. Ağzını açarsan öldürürüm kendimi.
akşamlar. Sen de nereden çıktın Feride? Sevinmediysen gideyim. Kimse gördü mü seni? Gördü. Ama bir hakimin karakolda olması şaşırtıcı değil ki. Elinde gözlemelerle gezmesi bile mi? Hemen aldın kokusunu. Senin sevdiğin gibi bol yağlı, bol peynirli, bol maydanoz. Sen ne yapıyorsun Feride? Evine git. Bu saatte burada olmamalısın. Gidemiyorum. Senin burada bir başın olduğunu bilerek gidemiyorum. Alışman gerek. Bu durumun ne kadar süreceği belli olmaz. Ben nasıl hürriyetimi unutuyorsam... ...ve senin de beni görebileceğini unutman lazım. Hadi burada Yasin var. Sana sorun çıkarmıyor. Lakin hapishaneye gidince... Sus. Sus, öyle bir şey olmayacak. Demir parmak ardında olması çok zormuş. Çaresizlikten ölüyorum ben. Şişt. Yapma Sevda'm, yapma öyle. Bırak lan kızı, sen kimsin de benim evimden kız çıkarıyorsun? Çekil yolumuzdan, canını yaktırma bana. Abla, ne oluyor burada? Ne olacak, görmüyor musun? Kızı götürüyor. Oğlum delirdin mi sen, ne yapıyorsun? Zımba. Dur. Ahmet, Zeki, gelin lan. Ölürüm de sizi çıkartmam buradan. Yakarım canını demiştim. Savulun lan. Önüme çıkanın gözünün yaşına bakmam. Geç öyle. Geç. Geç. Ne bakıyorsunuz lan? Gidin yakalayın şunları. Abla, iyi misin sen? Dudağın kanıyor. Dudağına. Git yılanı ara. Çabuk gelsin. Gaybe karışmadan bulsun şunları. Hadi ama Nazif. Öyle kıyın kıyın içilmez ki çorba. E siz de içmiyorsunuz. Dedem geldi diye mi aldılar karadayımı bizden? Dedem de şimdi karadayımı mı aramaya gitti? Artık ikisi de gelmeyecek mi hiç? Olur mu oğlum öyle şey? Deden de dayın da kimseye fena bir şey yapmadılar ki. Sen üzme kendini Tosun'um. Hem er veya geç hakikat ortaya çıkıyor. Saklı kalmıyor. Bak deden nasıl geldi evimize sağ salim? Dayın da gelecek, deden de. Merak etme, tamam mı?
Oh. Annesinin bir tanesi. Anne? Senin yanağına ne oldu? Yok bir şey oğlum. Erdal abinin ofisinde düştüm. Aa, neresi bakayım Mektup? Mühim değil annem. Nasıl oldu bu kızım? Aceleden eşiği görmemişim. İşte kapaklığını verdim. Şeye çarptım yüzüme. Allah tüh tüh tüh. Abla çok kötü olmuş. Songül şuradan ekmek ver ıslatıp koyalım hemen. Hadi kızım hadi annem, hadi. Annem mühim bir şey değil. Ben buz koydum yazıhanede sabahına geçer. Ah kuzum çok fena olmuş. Dur bakayım. İyi geceler Süreyya. Geleceğim deyince sevindin sandım ama... Bunu kastettiğini anlayamamışım. Bir varmış, bir yokmuş dediğin Orhan'a bir zahmet sesleniver. Geç kaldın Dalyan Rıza. Az önce kıyameti kopardığı gibi çekti gitti. Nasıl olur? Oyunun sırası değil Süreyya. Benim oynayacak halim hiç kalmadı. 7 düelden sakladığımız Deyus, 7'yi kaba tükürdüğü yetmedi. Bir de yılanın kızını aldığı gibi gitti. Yeme beni Süreyya, sen kaçın kurasısın. Senin evinden kız almak kimin haddine? Ev senin. Buyur, her deliğe bak istersen. Eğer bulursan gelir yüzüme tükürürsün. Müjde getiremedim sana. Ama her yerde aratıyorum Orhan'ı. Emniyet teyakkuzda. Bulur bulmaz haber vereceğim sana. Ne denir ben bilmiyorum. Kendine iyi bakma. Aklına güzel şeyler getirme. Aa, o gözlerine bak. Ben diyecektim duyarım zaten. Bıraktığım gibi bulayım seni. Bir de şeyi unutma. Aklımdan hiç çıkmadığını. Bir de seni buradan çıkarmak için ant içtiğimi. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadım. İyi de niye geç kalıyorsun? Merak edecek sizinkiler hadi. Sen her zaman bendesin. Ne zaman ne mekan. Her şeyin üstünde bizim sevdamız. Seni sana emanet ediyorum. Sen de beni Allah'a emanet et. İçini ferah tut. Büyük alacaklarımız var bu hayattan bizim. Hepsini tahsil edeceğiz.
Feride dur. Ne oldu? İyi misin? Mahir buradan çıkmadan ben iyi olamam. Tamam. Sakin ol. Bak dinle beni. Ben şu polis memuru Hamit'le konuştum. Hani şu Darül Aceze'de nöbet tutup nöbete bırakan polis memuru. Ne diyor? Neden gitmiş? Kız kardeşi hastalanmış. Acilen ona çıkmış. Bana o polis memurunun dosyasını verebilir misin? Ne yapacaksın? Kontrol edeceğim. Bakacağım belki altından bir şey çıkar. Tamam. Yarın masanızda bilin hakim hanım. Mahkeme için bir yarınımız var. Mutlaka bir şey bulmamız gerek. Yoksa Mahir hapishaneye gider. Ondan sonra işimiz çok zorlaşır. Bana da deyin. Yoksa yılan beni öldürecek. Kapıları kapayın. Bu akşam çalışmıyoruz. Senin oğlan yaman çıktı Nazif. Önce yılanın himayesine girmiş, sonra da koynundaki kızı kaçırmış. Ben nerede kabahat ettim? Ha Dalia? Bunca yıl yanımda yörende kim varsa bu alemden uzak tutmaya gayret ettim. Bu yaşadığım reva mı bana? Canımın parçası kabadayı alemin ortasına düşsün. Olacak iş mi? Sen kendi kaderini değiştirmeye muktedir değilken oğlunun yazısını nasıl değiştireceksin be kibarım? Hadi bir an önce şu yılanın kovuğuna gidelim. Geç. Şimdi nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Ama ne olursa olsun bir daha geri dönmek yok, tamam mı? Feride'nin kesinlikle haberi olmayacak. Sinan'la sürpriz yapacağız ona. Asla razı gelmez Mehmet Sayın Bey'im. Feride o masaya oturmaz. Yargıtay Başkanı'nı çağırıyorum nikah şahidi olarak. Gör bakalım oturuyor mu, oturmuyor mu? İşin teferruatını sen bana bırak. Sen davetli listeni hazırla. Senden ailemize yakışır harikulade bir tören bekliyorum Kerim Hanım. Ona göre yap hazırlığını. Hazırlık mı? Kutlama mı var? Siz karı koca ne kaynatıyorsunuz? Tamam Handan Hanımcığım. Aynı 20'sinde başka bir program yapmıyorsunuz o halde. Harika, bekliyoruz. Şşt! Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne var 20'sinde? Ha. Ya ayı 20'si bunların evlilik yıl dönümü ya. Nikah da hazırlayacaklarmış. İnsanoğlu. Yaşlanınca demek böyle romantizme hasret kalıyorlar. Ben de korktum bir an. Babam o gün evlenin dedi ya bize. İyi bari. Demek ya unuttu ya da bizim hiç oralı olmadığımızı anlayınca vazgeçti. Hmm.
Sana fevkalade bir haberim var anneciğim. Hemen biletini ayırt. Ayın 20'sinde nikah tarihi aldım. Feride karım olacak. Tamam, tamam anne. Sen bana haber verirsin. Gel Rıza. Rıza. Şimdilik Turgut'a dokunmayalım. Yaşaması benim daha çok işime geliyor. Şimdilik tabii. Gece feleğin bana garazı var. Gelen ellerin hali harap. Abi, mühim bir haberim var. Hemen öt. Abi, odana geçsek? Kalkamam yerimden zımba, dökül. Ne diyorsun lan sen? Yılan! Muhabbet edecektik ama başım kalabalıkmış. Bugünlük bu kadar beyler. Yarın görüşürüz. Mahpus arkadaşlığınız sürüyor ha Dalyan abi. Otur. Otur. Bir vukuat olmuş. Nazif'in küçük oğlu... Büyük hata. Çok büyük. Büyük küçük olan olmuş. Racon keseceğiz. İki taraf da uyacak. Kızı sana getireceğiz. Sen de Orhan'a ilişmeyeceksin. Mesele de kapanacak. Sen bayağı yaşlanmışsın galiba Dalyan abi. Büyüğümüzsün. Saygım sonsuz. Sadece şahsiyetine değil raconuna da. Ama ve lakin racon böyle kesilmez. Benden iyi bilirsin. Hani karşı taraf? Ben buradayım. Vekalet de olmaz bu işler. Kibar Nazif. Al Orhan'ı getir karşıma. Her türlü racona varım. Racona yanaştığından değil. Karşısında Orhan'ı istiyor. İstiyor çünkü intikamını alacak, değil mi? Orhan'ı yılandan önce bulmamız lazım. Nazif! Bana bak yılan! Eğer oğlumun kılına dokunursam, ona en ufak bir zarar verirsem, seni yaşatmam. Başına taşla ezerim. Sakın. Sakın.
oğlum, bu hesapların hali ne? Hayır kurumu mu burası? Ha? Vallahi ne diyeyim abi? Bir şey deme Selim. Oğlum, eğlencenin veresiyesi olur mu? Paran varsa lordsun. Yoksa... Gel. Vay! Orhan! Kardeşim sen nerelerdesin ya? Bu yılanın... Değil. Artık değil. Orhan sen ne yaptın? Olanlar oldu. Bizim yardıma ihtiyacımız var Necdet kardeş. Sana itimat edebilir miyim onu de. Şuna bak. Olaylar iyice Arap saçına döndü. Hiç düşündün mü? Neden bu ailenin başına geliyor bunlar? Vazgeçmedikleri için. Savaştıkları için başka bir sebebi yok. İyi bir gazeteci olarak önce mevzunun ne olduğunu görmelisin. Gerekirse kazıyarak bulmalısın. Sana sunulan gerçeklerle yetinme. Köküne in lütfen. Ben ve benim gibiler adalet için savaşırken sesimizin duyulmasına ihtiyacımız var. Kalemini gerçeğin esiri yap ablacığım lütfen. Yapmadın mı abla? Ha? Abla, bu ülkede Nazif Kara'nın suçsuz olduğunu ilk ben yazdım. Şimdi bana böyle hiçbir şey yapmamışım gibi davranma. Melih gel buraya. Gel buraya, bitmedi konuşmamız. Ama vazgeçtin. Ekmek param dedin. Ailemin ismi dedin, vazgeçtin. Yalan mı? Evet. Vazgeçtim. Bazen hakikat öyle bir çöker ki insanın üstüne, vazgeçersin. Ben de vazgeçtim. Herkes güçlü değil abla. Herkes savaşçı değil. Lakin gerçek değişmez. Bak bana. Sevdiğim adamın aklanması için savaşıyorum. Ve savaşacağım. Şimdi sen benim karşımda mı olacaksın? Yoksa yanımda mı olacaksın? Çocuklarla konuştum. Size döşek de getirecekler. Sağ olasın Necdet kardeş. Yani bir zaman bir süre burada kalacaksınız. Lakin burnunuzu kapıdan dışarı bile çıkartmayın. Yılan duyarsa hepimiz güme gideriz. Gideceğiz zaten. Kalıcı değiliz. Bir rotamızı tayin edelim. İyi mi? Bir para pul bulalım, gideceğiz. Sen de bula bula yılanın avradını mı buldun? Sen kendini yakmışsın. Bu elini unutmayacağım. Birine dik kapıya, gözlerini bunların üstünden ayırmasın. Soran olursa eğer tek tek tembih et. Ne Orhan'ı ne de yanındakini görmedik, bilmiyoruz.
Tamam mı? Ben çıkıyorum şimdi. Seninle hesabı sonra göreceğiz ama. Tamam abi. Bu işler telaşa gelmez ki varım. Bak her yere adam gönderdik, haber saldık. Vakitler aldıkça Mahir'in de şansı azalıyor Orhan'ın da. Ben şurada ineyim. Neden? Evdekiler merak eder. Olanı biteni anlatayım sonra gelirim senin yanına. Bir saat bir yerde duralım. Sağ ol Dalyan. Her şey için sağ ol. Bir şey yapmadık ki varım. Hele oğlanı bulalım, aferin o zaman alırız. İyi akşamlar Nazif abi. Annem. Baksana glamur yaptım. İçesim yok kızım. Hoş geldin baba. Nazif. Bulamadın değil mi? Bulacağım Safiye. Herkes teyakkuzda. Ne kadar otel, pansiyon, park, bahçe varsa hepsine bakacağım. Siz de tetikte olun. Ararsa eve gelmesini söyle. Gelirse de sakın bir yere bırakma. Sence ortaya çıkacak mı? Ortalık yangın yerine dönmüş. Millet yana yakıla onu arıyor. Bizden başka kime sığınacak? İnşallah dediğin gibi olur Nazif. Gözünüz kulağınız sesli olsun. Deliktir. Belki bir gören olmuştur. Ola ki haberi gelmiştir. Vallahi kulağıma çalınmadı bey baba. Ama tetikte olurum. Baba bir mesele mi var? Mahir sıkıntıda kızım. Orhan'ı hemen bulmam icap ediyor. Ay Allah. Haber alırsam eğer hemen bildiririm ben size. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. Bu adama bir daha baba demeni istemiyorum. Zira aranızda böyle bir münasebet kalmadı. Değil mi? Ben elimi yüzümü yıkayacağım. Sen de sofrayı kur. Acıktım. Sence doğru olanı mı yaptık? Senin de başını yaktım. Benim yanlışım da sensin. Doğrum da sensin Zehra. Sarıl bana. Gözlerini doymaya çalış biraz. Demek bilmiyorsunuz. Kuş olup uçtular yani, öyle mi? Seni buraya yalı kazığı diye mi diktik zımba? Abi, kurban olayım yapma.
şey bilip de söylemeyenin, haber alıp da saklayanın ölümü böyle temiz olmaz. Canlı canlı bağırsaklarını deşer köpeklere atarım. Anladınız mı? En başta da senin çigerini sökerim Süreyya. Ne güzel tesadüf. Biz de onu arıyorduk. Kibrit çaksan patlayacaksın lan. Alın bunu bizim mekana götürün. Ayıltın, sonra da sorguya alın. Baksanıza kardeşim. Ya bırakın. Dedeciğim, çıkıyor musun? Sana gelinlik modelleri gösterecektim. Anne, gerçekten hiç stres değil, çıkmam lazım. Aşk olsun Feride. Hem de senin için değil ki. Kendim için bakıyorum. Fikrini söylesen ne olur? Kendin için mi? Nikahımız tazelenirken giyeceğim. Bak. Şunu beğendim. Uygunsuz olmaz değil mi? Yakası tamamıyla Fransız güpürü. Hı. Güzel. Belki buradan böyle kuyruğu daha uzun olabilir. Neyse. Benim çıkmam lazım anne, kusura bakma. Tamam. Kolay oldu. Neyse ki kızımızın zevkini iyi biliyorum. Güzel. Hakikaten çok zarif bir modelmiş. Güzel kızıma çok yakışacağından da hiç şüphem yok. Terzide zaten Feride'nin ölçüleri var. Hemen dikime başlatırım. Buyur kardeşim. Sağ olasın Yasin. Aç değilim Yasin, sağ ol. Zahmet etmişsin. Dünden beri hiçbir şey yemedim Mahir. Gözlemelerde olduğu gibi duruyor. Bak, sonra hasta falan olacaksın. Feride canımı okuyacak ha. Bir gelişme var mı? Var var. Feride bir dosya istedi. Şimdi onu götüreceğim. Oradan kesin bir şey çıkar diyor. Orhan'ın da peşindeyiz, eli kulağında. Mahkemeye yetiştireceğiz. Mahir, şu nöbetçi mahkemede Dana'nın kuyruğunu koparacağız Allah'ın izniyle. Hiç merak etme. Akşama da beni bir ciğerciye götürürsün artık ha? Tabii, inşallah. Hadi ben kaçayım. Sen dinlen. Dışarıda bir daha böyle fırsatın olmayabilir. Yasin. Bizimkilerden yana gözüm arkada değil. Babam başlarında. Lakin arada bir Feride göz kulak ol. Turgut dışarıda ya. İçim rahat etsin. Hiç merak etme abi. Eyvallah. Yarına kadar yeni bir duruşma yok. Buna çok sevindim. Yarın Mahir'in nöbetçi mahkemesi var, ona çalışırım. Nöbetçi mahkeme yarın değil Feride Hanım. Bugüne alındı. Latife ediyorsun Ümit abi. Yok vallahi, cidden bugüne alındı.
Girin. Merhaba Yusuf Bey. Merhabalar. Yusuf Bey, Mahir Karan'ın nöbetçi mahkemesine siz giriyor musunuz? Evet Feride Hanım. Bugün mü? Yarın da aslan. Lakin beklemeye gerek duymadım. Turgut Bey'in doktorlarıyla görüştüm. Bir hafta 10 günden önce ifade veremezmiş. Ben de yarın bir seyahate çıkıyorum. Bekletmeyelim Mahir Bey'i. Görürsün nöbetçi mahkemesi. Zaten istesek de o kadar gün nezarethanede tutamayız değil mi? Anlıyorum. Başka bir şey var mıydı Hakim Hanım? Yok sağ olun. Dosyası. Feride hayırdır? Yüzün niye bembeyaz? Bu adam yattığı yerden nasıl idare ediyor her şeyi? Bu kadar güçlü mü bu Turgut? Ne oldu Feride? Mahir'in nöbetçi mahkemesi yarındı, bugün almışlar. Birkaç saat sonra hem de. Hoppala. Mahir Kara. Adliyeye gideceğiz. Neden? Nöbetçi mahkemeye sevk etmişler hemen. Yarın demişlerdi. Vallahi ben bilmem. Al getir dediler. Avukatın kapına. Ona sorarsın. Hakkımızda hayırlısı vakit. Neden değişmiş mahkeme günü? Vallahi ne desem bilemedim ki. Akıllı uslu bir açıklaması yok. Feride ile Yasin'in olanlardan haberi var mı? Bilmiyorum. Yasin. Bulduk. Bu Hamit yalan söylemiş sana. Kardeşi falan yok. Biliyor musun? Bir gidip soralım bakalım neden yalan söylemiş. Neden olacak? Mahir'in o saatte oraya geleceği belliydi. Bu adamı ya korkuttular ya da satın aldılar Mahir hapse girsin diye. Hadi. Şu hale bak. Tatsız tuzsuz lastik gibi beyniri kahvaltı niyetinden önümüze getirmişler. Sen yaşadığına şükret oğlum. İstediğini yersin, istediğini içersin. Daha gençsin. Hem zaten gençliğin kurtardı seni. Kurşunu yediğin anda elim ayağım boşaldı. Sen yere yığılırken aklımdan gitti, kurtulmaz diye geçirdim. Çok şükür ki beni yanılttın. Nasıl yani? Sen vurulduğum anı gördün mü? Evet. İlk silah sesini duyduğumda odadan çıktım. Sen Mahir'e döndüğüm vakit, öldür beni dediğim vakit oradaydın. Thank you.
Thank you.